Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel mürdüm rengimle güzel bir iki şiş örgü modeli göstereceğim. Güzel bir model hazırladım. Orta kalınlıkta ip kullanıyorum. İpime uygun 3 numara şiş kullanıyorum. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçerek baş. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmek her bir modeli 7 7 sayacağız artı kenara 4 tane ilmek atacağız bu benim birinci modelim için 2 3 4 5 6 7 birinci model için 1 2 3 4 5 6 7 bu da ikinci model için iki tane modelden anlatacağım sizler 7 7 diye sayın arkadaşlar ne örecekseniz kenara da artı 1 2 3 4 şöyle bir saymak isterim 2 4 6 7 birinci model 2 4 6 7 ikinci model artı 4 ilmek çeviriyorum arkadaşlar örgümün arka yönündeyiz Şöyle baştaki ilmeğimi de arkadaşlar öreceğim. İlk ilmek olduğu için şöyle düz ördüm. Bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yönünde. Bu modelimize dahil değil arkadaşlar. ters örüyorum. Sizlerin ilmek atış şekli nasılsa siz o şekilde tersinizi düzünüzü alabilirsiniz. Fark etmez. Model yine aynı çıkar. Kenar ilmeği de ördüm ve çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters örgü. Bir. iki İki tane tersimi ördüm. Şimdi. Buradaki iki tane ilmeğin yönlerini değiştireceğiz. Şu şekilde. Bu arkadaki ilmeği öne getirip düz örüyoruz. Tek tek örüyorum. Tek tek ördüm. Bunları da sayıyorum. 2 tane düz yönlerini değiştirdik. 2 düz oldu. 3 4 ve 5 Arada 2 tane ters. 1 2 Yine buradaki 2 tane ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Bakın şu ikinci öne gelecek. ikinciyi öne getirdim tek tek düz ördüm iki tane düzümü örmüş oldum yönlerini değiştirsem de bu da modelden iki tane düzü ördüm 3 4 5 2 tane modelin bitti şimdi iki tane ters ve kenar ilmek çeviriyorum örgümün arka yönündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım yanında gelen iki tane bir iki düzüm var arkadaşlar şöyle bakıyorum birinci tersimi ördüm ikinci tersimi ördüm üçüncü tersimi ördüm burada bakın yönünü değiştirmiştim bu ilmeğimi örmeden aldım ipimi öne verip örmeden aldım. Yanındakileri de ters ördüm. Arada 2 tane düzümüz var. 1 2. Burada 5 tane tersimiz var arka yönde. 1 2 3. 3 taneyi ördüm. Şöyle bakıyorum. Bakın. Şu şekilde burada ilmekleri yönünü değiştirmiştik bunu örmeden aldım ipim öndeyken örmeden aldım yanındakini de ters aldım kenardaki iki tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmek çeviriyorum örgümü örgümün ön yönündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım yanında gelen iki tane tersim var ön yüzündeyim iki tane tersimi ördüm şimdi burada bir tane düz ördüm bakın değiştirdiğim ilmek geldi buraya şimdi yine aynı şekilde yönlerini değiştiriyorum yönlerini değiştiriyorum ikinci ilmek birinci örüyorum değiştirdim bu kaydırdığım ilmeği de ikinciyi örüyorum bu şekilde basit ve tamamlıyorum burada 5 tane düzüm olması gerekiyor. 2, 4, 5. 5 tane düze bu şekilde tamamlıyorum. Arada 2 tane tersim var. Modele geldim. Önce bir tane düz ördüm. Yine burada bakın. Bir düzden sonra yönlerini değiştiriyorum. Tek tek düz örüyorum. Bu ilmeği böyle kaydırıyoruz arkadaşlar. Düz ördüm. 3 tane düzüm oldu. 4, 5. Bu 5 tane ilmeği hep takipte tutacağız bu modelde. Kenardaki 2 tane tersimi ördüm. Ve kenar ilmek. Örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanında gelen iki tane düzümü ördüm, düz ördüm. Şimdi Burada 5 tane tersim olacak. Bakın bu kaydırdığım ilmeği örmeden alacağım. Ona dikkat edeceğim. 1, 2 ters. 3. terse gelince kaydırdığım ilmek değmişim. Hemen bunu örmeden aldım. Ve 5 tane tersim oldu arkadaşlar. Arada 2 tane düzümü ördüm. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. ters. Üçüncü tersimi örmeden alıyorum. İki tane tersimi ördüm. Bakın yine burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradaki kaydırdığım bakın ilmeğimi arka yönde ipimi öne veriyorum. Hep model böyle gidecek. Bunu örmeden aldım. Buradaki beş tane tersimi bu şekilde ördüm. Beş ters örüyoruz. Arkada beş tane düz oluyor bunlar. Bu beşi hep takip edeceğiz. Buradaki ilmeği arkada örmeden alıyoruz. Önde yön değiştiriyoruz. 2 tane düzüm ördüm. Kenar ilmek. Çeviriyorum. Örgümün ön yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanında gelen 2 tane tersimi ördüm. 1 tane düz ördüm. İkinci düzüm ördüm ve burada arkadaşlar bakın kaydırdığım ilmeğe geldim. Bunları yine yönlerini değiştiriyorum. Şu şekilde ördüm. Yönlerini değiştirdim. Ve son düzümü de ördüm. Yine burada 5 tane düzüm var. Aradaki iki tane tersimi örüyorum. Birinci düzümü ördüm. İkinci düzümü ördüm. Üçüncü bakın örmeden aldığıma geldim. Değiştirdim ördüm buradaki örmeden aldığımı da ördüm burada 5 tane olacak bakın kaydırıp geliyoruz düzümü de ördüm aradaki iki tane tersimi ördüm son ilmeğimi de ördüm çeviriyorum örgümün arka yönündeyim baştakini örmeden aldım yanında iki tane gelen düzümü ördüm terslerimi örüyorum arkadaşlar bu kaydırdığım ilmeği geldiğimde örmeden alacağım şöyle iki tane düzümü ördüm bir tane tersimi ördüm bakın örmeden aldım buraya kadar geldi örmeden aldım diğerlerinde ters ördüm arada iki tane düzüm var şimdi yine bir tane tersimi ördüm örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım ve iki tane düzümü ördüm kenar ilmeğimi de ördüm çeviriyorum örgümü örgümün ön yönündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ördüm bir düz yanındaki de düz yanındaki de düz bakın buraya geldim şöyle değiştiriyorum ilmeklerimi Bunu da düz ördüm değiştirdiğimi de bakın. Ve sıfırladık arkadaşlar. Böyle birden başladık. Sıfırladık geldik. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Modeli hep bu şekilde kuracağız. Terslerimi ördüm. Şimdi yine bir düz, iki düz, üç düz. Bakın dördüncü düzümde örmeden aldığım ilmeğimi getirdim yine yerlerini değiştirdim bunu bu şekilde çaprazlama kaydırıyoruz zincir gibi olacak ters ördüm kenar ilmeği de ördüm örgümün arka yönündeyim tekrar modeli kuracağız arkadaşlar bir tane modelimiz çıktı şöyle göstereyim bakın bir tane modelimiz çıktı şimdi bir tane daha hemen geçişi göstereyim modelden modeli nasıl geçeceğiz onu da göstereyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım yanında gelen iki tane ilmeğimi ördüm bakın bu şekilde şimdi bir ters ikinci ters üçüncü ters dördüncü ters beşinci terse geldiğimde örmeden aldım iki tane düzümü ördüm birinci ters 2. ters, 3. ters, dördüncü ters, 5. tersimi örmeden aldım. Modeli tekrar arkadan kuruyoruz. Arkadan örmeden alarak kuruyoruz. O bir ilmeğimizi kenar ilmek ve çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanında gelen 2 ilmeğimi ördüm. Ters ördüm. Şimdi Burada bakın bu örmeden aldığım ilmeğin yine yönlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi burada iki tane düzüm oldu. Üçüncü düz, dördüncü düz ve beşinci düz. Burada sıfırladık artık bunu bıraktık. Buradan tekrar başladık. İki tane ters. Yine örmeden aldığım ilmeğimin yönlerini değiştirdim tekrar bir modele daha başladık bakın bunu takip edeceğiz artık buradaki bitti 3 4 5 bu 5 düzün üzerine kaydıracağız kolay model arada iki ters bir tane de kenar ilmek düzümü ördüm çeviriyorum örgümü örgümün arka yönündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım yanında gelen iki tane ilmeğimi düz ördüm birinci ters ikinci ters şöyle bakıyorum üçüncü ters dördüncü tersimi örmeden aldım çünkü ilmeğim kaydırdığım ilmeğim burada bunu örmeden alıyoruz arada iki düz yine birinci ters ikinci ters üçüncü ters dördüncü bakın ilmeğim örmeden aldığım kaydırdığım ilmek onu örmeden aldım bu şekilde tamamladım ve kenar ilmek çeviriyorum örgümü örgümün ön yönünde örmeden aldım kenarda iki tane ilmeğimi ördüm şimdi bakın birinci düzümü ördüm şimdi bu benim kaydırdığım ilmeğim şöyle kaydırıyorum arkadaşlar ikinci düz üçüncü düz 4. düz ve 5. düz. 2 tane tersimi ördüm. Yine bir tane bakın düzümü ördüm. Değiştiriyorum modelimi. Birbirini tekrar eden bir model. Modeli kurduk arkadaşlar. Şöyle geçişi de anlattım modelden modele geçişi de gösterdim. Büyük parçada ördüğümü de hemen göstereyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde gerçekten de görünümü çok güzel. Bu rengi de çok güzel yakıştı. Yeleklerde süveterlerde çok güzel durur. Çok şık olur. Bakın yetişkin ya da çocuk modellerinde, örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Dilerseniz dediğim gibi lastik örebilirsiniz. Dilerseniz de direkt başlayabilirsiniz örgülerinize. Bu şekilde kalıp gibi tertemiz duran bir model. Burası modelimin ön yönü. Burası da modelimin arka yönü. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Ben de beraber örersiniz. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.